Tekrar hoş geldiniz efendim. Aslında bir karı koca anlaşmazlığı var. Fakat anlaşmazlık neresinde? Hani zaten her şey bitmiş, çoluk çocuk da var. Hatta Nilay Hanım boşanmışlar. Artı kayınvalidesinin üstünde yaşıyor şu anda. Görümceler var değil mi orada? Evet. Aşağıda. Aşağıda. Aynen ama yeni geldi benim. Siz kız kardeşim. Siz nerede oturuyorsunuz benim peki Sedat? Benim babam engelli zaten, yatalak. Annem de yaşlı zaten. Tamam. Kız kardeşim genelde Bozcaada'da nişanlısıyla beraber çalışıyor. Tamam Sedat, sonuçta yani hangi kadın ayrıldıktan sonra kayınvalidesinin üstünde yaşamaya devam eder? Ha, yeni bir eve çıksa belki masraf falan diyebilirsiniz ama. Ben buraya bir normal bir aldatma konusu için çıkmadım abla. Benim Sedat, burada 10 yılım çalınmış. 10 yıl ben bunlara kulluk yapmışım. 10 yıl ben çekmişim. 10 yıl bunlar bana canım seni seviyorum demiş. Sevmiştir. Kocasısın. Seven, seven insan ihanet yapmaz. Söz alabilir miyim? Tabii ki. Bak paramparça olsam bu zulmünüze susmayacağım. Ya, Allah var. Susmadın zaten. Allah var. 70 milyona çıkardın. Bak bir daha söylüyorum. Ama sen rezil oluyorsun. Bak. Allah büyük. Benim elimde kanıtlarım var. Senin elinde ne var? Bu beyefendi size dedi ki ben onu aldatmışım. Beni bilen biliyor Nilay. Allah kayıt büyük. Allah bilsin beni yazılı yeter. Yazılı olarak çıkartmadınız mı? Bir şey çıktı mı? Hayır. Fotoğraf var mı? Bak. Hayır. Sen neye dayanarak buraya çıktın? Ben halen merak ediyorum. Şimdi olay 80 milyona mahcup oluyor. Allah beni ona mahcup etmesin. Sedat'ın kuzeni Güney Bey ile aldatılma. Onlar da lütfen neden bağlanmıyorlar? Yani ben tek başıma çıkmışım. Ben neden bağlanmıyorlar? Senin Sedat'ın yapmak istediği biliyor musunuz Nezahide Hanım? Biz küçük yerde yaşıyoruz. 1 milyon nüfuslu bir yerde yaşıyoruz. Zaten depremde giden gitti. Allah rahmet eylesin. Herkes beni tanıyor. Bu amacı da beni rezil etmekti. Allah'a şükür ben hiçbir kimseye karşı rezil olmadım. Ailem benimle bak, artık gurur duyuyor. Çünkü benim korkum yok. Benim ilk önce ailem buraya çıkmamam için çok fazla bana baskı yaptılar. Kesinlikle seni rezil etmek için. Annem çok ağladı. Kesinlikle seni ne rezil etmek için ne bir şey için çıktım buraya. Ve ben rezil etsen çocuklarının annesisin. Hak. Onu rezil etsen çocuklarının babasısın. Sedat. Anladın mı ya? Sen bu olayla 9 aydır uğraşıyorsun ve 9 aydır boş şeyler için uğraşıyorsun. Nilay, deli yaptınız ya. Ben Zahide Hanım, hasta diyor yaptınız ki, ya. Diyor ki benim 10 yıllık vurdunuz bir ya. Güneyle ilişkim hepiniz var. Hepiniz bir oldunuz ya. Sözümü kesme burada lütfen. Burada hesaplaşın. Bakacağız ben kim? Ben bugün bu konuyu kapatıp eve gideceğim çünkü kapatamazsın. Çocuklarımı ona sizler karar verirsiniz tamam, zaten. Tamam, ona devlet çocuklarımın karar verecek. Ben siz karar verin, biraz sonra karar masasını getirin buraya. Tamam mı? Hazırlayın. Siz karar verin. Karar masasını koydurma sebebim de siz karı koca olmuşsunuz. Beraber çocuklar dünyaya getirmişsiniz. Şu an biriniz anne, biriniz baba. O aldatıldığını düşünüyor. Bunu boşandıktan sonra öğrenmiş, içine sindiremiyor. Üstelik de bunu kuzeninin, canının yaptığını düşünüyor. Nilay, bu adam seni çok sevmiş ve kaldıramamış. Ve adam çıldırmış. Hocam, Nilay, ben kötü sen bir şey de yapsaydım daha mı iyiydi? Bunları o kadar yani sevmişken. Bunlar bana böyle bir ihanet yapmışken ben bunları i̇şte kötü bir şey yapsaydım acaba? Daha. Ben bu şey adamı yapacağım. Var, yaptığı, yaptığı, devlet var. Yaptığı neyse, gibi ben konuşmalardan ne ben hoşlandım. Ben ne yapmışsam söyleyeyim. Sizin elinizde bence bir kanıt var ki beden, sen burada sen konuşuyorsun. Sen konuyu saptırma. Sen konuyu bir yerlere getirme. Ben o evin kocasıyım. 900 bin TL diyorsun. Ben evimde bir koca olarak evimde 900 bin TL görmedim. Senin babanın banka hesabında bu para saklı olabilir mi? Benim bilmediğim. 900 bin TL. Sen diyordun ekranlarda Sedat benim 900 bin TL'mi aldı. 900 bin TL dediniz. 900 bin TL altınlarımı aldı denmedi mi bu? Evet. Benim hiç 900 bin altınım olmadı. Ben evin kocasıyım. Benim 900 bin ne zaman oldu? Bana hatırlat. Bana söyle. Ne zaman Sedat bizim evimizde 900 bin oldu? Kızım sen bu parayı nereden buldun? Kim sen sana verdi? Ben bu o para altınları nerede? Acaba babanın hesaplarını da inceleteceğim. Yani bak, izin vermiyor. Bak bir şey iddia annenin, atıyor ortaya. Annenin buhardaki düzenini de inceleteceğim. Bir susar mısın? Ben hepsini inceleteceğim. Sen bütün çocuklarımın bir rızkını. Bir şeye varamazsın. Bak o yediğiniz benim rızkların hepsini geri alacağım. Benim o altınları aldığım tarihler de belli. Aldığım kuyumcular da belli. Bizim orası her şey küçük belli. Yer. Evet şey. İsterseniz yeri de yalan, söyleyebilirim. Yalanla hiçbir şey yalan hiçbir konuşmuyorum. Yalan 900 bin TL'yi kim buldu? Kim verdi sana? Sen nasıl aldın bu altınları? Kendisi. Sen vermişsin. Hayır. Düğündeki altınlardan bahsediyorum. Sen gerçekten yalancı bir insansın 900 ya. 900 bin de. Açıksın aileden bir kişi desin Sedat'ta 900 bin TL oldu ben bunu yayını terk edeceğim sen haklısın diyeceğim. Sen ne Allah saçmalıyorsun Allah. Nilay'a? Ortada 900 bin TL var.
Sizlerden geldi bilmiyor ya. Musunuz bu paranın? Ya saç, sen, ablacığım yalan söylüyorum şu anda mağdura yatıyor. Bu karşınızda gördüğünüz kişinin. Peki o nereden buldu 900 bin TL? Bu ben... karşınızda gördüğünüz kişinin iş yerlerinin Rusya'daki ederi 400 bin dolar. Sen ne yapıyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne ya saçmalıyorsun ya? Sen onlara, onlar avukat. Şu an fakire mi yatıyorsun? Onlara ne yapıyorsun? Mahkemelik olduğumuz zaman gelirler, incelenir. Onları çıkarız. Şimdi ben evet. O, şimdi ben onu derdim değil. Şimdi sen bana fotoğraflarım var. Şimdi, İsterseniz size verebilirim telefonumu. Nilay bana neye güvenerek benim bir kısmını sen de sen de o da neye güvenerek benim 10 yılımı çaldınız? Ya git işin Allah için. Sen gerçekten normal değilsin. Peki. Ya bak kayıt diyorsun. Sosyal medyada da bu ya televizyona çıkıyor ya televizyonun haricinde de Allah sosyal medyada da yayınlıyor kendisi. Allah var gam yok çıkacak. Ben, ha bir daha Zahide senin Hanım, oban, ben senin, bunu senin e-mail hesabını Sedat'a, isteyelim Sedat hocam. Hakkında, İnceleyelim. Bu neler alışveriş yapmış. Bir de ölen ne zaman alışveriş yapmış onlara ya, versin. Eğer isterseniz siz de o mezarı açtırabilirsiniz. Sen böyle kafadan atma iddialarınla hiçbir yere varamazsın. Bak, senin tek amacın var Odarya'nın benim çocuğumun velayetini almasın. Öyle bir şey. Bir de bizim protokolümüz var. Hocam lütfen. Bir dakika. Bizim protokolümüz var. Boşanmada bana imzalattı. Nilay bir dakika. Çocuklarımın velayetini bir şartla veririm dedi. Nilay bir dakika. Dedi ki eğer herhangi bir insan erkek olarak hayatına girecekse otomatikmen. Bak ben bu çocukları ne der ya? Ne der ya? Ne kimseye almıyorum. Ben bir bu otur. Çocukları sen hak etmedin Sedat, diye otur alıyorum. Yerine. Otur yerine. Anladın mı? Bu bir. Sedat İkincisi, oturur musun? Çocukları daraya almak isteyen bir baba. Sana velayeti niye versin? Sana parseli adına niye koysun? Sana arabayı niye koysun? Ne saçmalıyorsun? Sen keyfinden vermedin Sedat. Bakacağız. Sen keyfinden vermedin. Bakacağız Nilay. Türkiye Cumhuriyeti bana verdi. Yani Nilay senin herhangi bir erkek arkadaşın olduğu durumda velayet senden babaya mı geçecek? Böyle mi imza attın? Evet. Ama erkek arkadaşın olmazsa velayetler sende kalır. Şimdi ben boşandım, aldım haklarımı, çocuklarımı. Beyefendi de şimdi bu iddiaları atıyor ya hepsi yalan zaten size de kayıt vermişler Zahide Hanım size kayıtlarda hiçbir şey çıkmadığını söyleyin lütfen herkes yani. Merak ediyor. Aynen çünkü benim çok fazla zamanım yok ben Sedat'la da yüzleşmeye gelmedim. Ben sadece madem ki televizyona çıktı bu, bütün o aileyle, bu iddiası ve senin yanında duran herkesle yüzleşmeye geldim buraya. Ben yalanla muskayla garibin hakkı yenmez ha. Çıkar ha hasta garip olan biri ben hep bir o yok ben çok şükür garip değilim sadece. Mağdurum. Varsa eğer siz ben bana, garipliği sevmem. Ben senin gibi acıtasyon yapmaktan hoşlanmam. Ben garip değilim. Ben mağdurum. Senin mağdurum. Bakın Nilay 10 yıl ben sizin yönlendirdiğiniz gibi bir hayat yaşamak zorunda kaldım. Bakın Nilay ben bir gençliğimi şey yaşayamadım. Bakın Nilay ben istediğim gibi çocuklarımla yaşayamadım. Değil mi? Ben evim için ben nişanlıyım. Ben çocuklarım için ne yaptım bütün zamandak biliyor Nilay. Böyle bir şey olmuyor. Onun da çocukları için ne yaptığını bütün zamandak biliyor. Neden evleneyim? Ben sana bir baba ne kadar güçlü olur göstereceğim. Sedat. Göstereceğim. Bak, Sedat bunun cevabını verir misin? Rağmen... Cevap verir misin? Efendim Sedat abi. Eğer senin... Bak şimdi sen Rusya'dan gelirken bunlar 6 ay yazışıyorlar, görüşüyorlar. Sonrasında Sedat'ın işte Allah uçağa geç kalıyor 6 saat sonra geliyor havaalanına. O arada Allah kuzeniyle aynen, o sırada göreceğiz. Sevdiği kadın yan yana kalıyor. Sedat geldiğinde diyor ki ya kokular karıştı, aynı koku gibi geldi vesaire diye iddiaları var. Peki Sedat, şimdi bir şey söyleyeceğim. Eğer bu kadın senin kuzeninden hoşlandıysa niye seninle evlendi? O zamanlar o evliydi abla. İhanetin kokusu nasıl oluyor? Hocam o zamanlar, hocam o zamanlar o evliydi. Tamam mı hocam? İki tane de çocuğu vardı. Ona yakın olabilmek için benimle sürdürdü.